Evet, güzel bir akşam, güzel evet. bir açılış mı diyelim. Evet, güzel bir lansman, evet. Tabii böyle lansmanlarda hep sizleri görüyoruz, evet. mutlu oluyoruz. Neler söyleyeceksiniz? Ben de mutlu oluyorum çünkü zaten işimi çok seviyorum. İşimin bir ayağı da sunuculuk. Zaten kendi programım da var. Her hafta sonu canlı yayındayım. Çok severek yaptığım bir işte firmalar tarafından tercih edilmek tabii ki benim çok hoşuma gidiyor. Zaten daha önce çalıştığım da bir firma. Bugün de burada güzel bir gece geçireceğiz. Hani sen sağlık, zayıflık vesaire falan denince olunca tabii neden evet. neden olmasın yani. Neden olmasın evet. İyi bir rol model olduğumu düşünüyorum. Öncelikle kendime saygı duyuyorum. Her insanın kadın erkek kendisine saygı duyması gerektiğine inanıyorum. Saygı duymak nereden başlar? Kendimize, ruhumuza, bedenimize iyi bakmaktan başlar. Güzel yaşamaktan, keyif alarak yaşamaktan ve iyi yaşalmaktan başlar. O yüzden bu markalarla da çok iyi örtüşüyoruz tabii. Peki Demet Çener'in bu standartı koruyabilmesi için belli standartları var mıdır diyelim? Evet. Ya tabii ki sağlıklı beslenme benim hayatımda olmazsa olmazı. İşte tatile gittiğimde 1-2 gün kaçamak yapıp yediklerim de olsa hemen 2-3 gün sonra o her zamanki sisteme sağlıklı beslenmeye devam ediyorum. Geri dönüyorum ve muhakkak spor yapıyorum. Yani günde bir saat, haftanın 5 günü muhakkak vücudumu çalıştırıyorum. Ne olduğu önemli değil. Bazen kuvvet antrenmanı yapıyorum, bazen yoga yapıyorum, bazen yürüyüş ya da koşu yapıyorum. Ama yeter ki hareket edeyim. Peki hani mutlaka şunları yapın diye tavsiye edebileceğiniz neler var? Özellikle kadınlara. Kadın erkek fark etmez, muhakkak yürüyün. Yani gideceğiniz yere ben bazen daha erken park ediyorum arabamı ya da işte otobüsten minibüsten daha erken insinler, birkaç durak yürüsünler, en azından öyle hareket edebilirler. Çünkü kolay bir hayat değil artık İstanbul'da ya da büyük şehirlerde. Herkesin üstünde inanılmaz yükler var, koşuşturuyorlar, yetişmeye çalışıyorlar. Ama böyle bir yarım saat bile kendilerine daha erken uyanıp bir zaman ayırsalar o bile yeterli olur ve beslenme tabii çok önemli. %85 sağlıklı beslenme, mevsiminde sebze meyveler yemek, protein yemek. Onun dışında işte yağ da alınacaksa sağlıklı yağlardan almak, zeytinyağı gibi, cevizi, bademi gibi. Yani aslında herkesin bulabileceği, sadece tercih olarak daha sağlıklısını tercih etmemiz gereken bir beslenme tarzı. Yani çok büyük şeylerim yok yani, böyle sihirlerim. Normal tencere yemeği yiyorum zaten. Her sabah yumurtalı kahvaltımı yapıyorum. Ama yediğiniz şeyler de var mı? Yağlı, şöyle özlem duyduklarımı yiyorum zaten. Benim için öyle yok yani. 5 yıldır onu yemiyorum, 10 yıldır bunu yemiyorum. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey insan hayatında çok zor çünkü. Hayat keyif almak da aynı zamanda. Dün mesela bir arkadaşımın doğum günü vardı, kız arkadaşımın. Pastasının yarısını ben yedim. O yüzden yani öyle bir hayat yok yani. Ekmek hiç yemem, onu yemem, bunu yemem. Ama tabii ki genel olarak kremalı, ağır, kızartma, böyle şeyleri yemiyorum. Sürekli sizi hep böyle sahilde yürüyüş yaparken görüyoruz. Günlük ya da haftalık böyle bir kilometre yakalamanın. Hiç yok öyle bir şeyim. Hayır, hiç yok. Öyle adım sayayım, işte kilometre tutayım ya da kalori sayayım, böyle şeylerim yok. Ben daha rahat yani, o sisteme oturunca zaten vücudunuzla onu anlayabiliyorsunuz. Yani yarım saat yürüdüğünüzde diyorsunuz ki ya benim hızım bellidir, şuradan şuraya gittim. Bu da kilometresi de bellidir, 3 aşağı 5 yukarı. Yani bu kadar katı şeyler yapmıyorum ben. Daha rahat, daha sakin olunca daha uzun vadede böyle fit ve sağlıklı kalabiliyorsunuz. Çünkü yine her zaman konuşuluyor, yine bugünlerde de gündemde doğallık mı estetik mi? Demet Çener hangisini tercih eder? Doğallıktan yana mıdır, estetik yapılmasından yana mıdır? Vallahi öyle bir şey yok yani, estetik tamamen zevki bir şeydir. Eğer Allah korusun bir kaza geçirip ya da bir hastalık sonucu bir uzvunuzu kaybetmediğiniz sürece estetik tamamen çok kişisel ve kişinin kendi beğenisine bağlı bir şeydir. O yüzden kişi kendini nasıl mutlu hissediyorsa, hani doğal olacak diye de çok sarı ve çarpık dişlerle dolaşmanın manası yok yani, anormal mesela. Yani
Bana göre bu bir tercihtir. Yani benim tercihim o da olabilir, o da olabilir. Bazı yerlerde doğallık da olabilir ama bazı yerlerde kendini daha iyi hissediyorsa insan estetik müdahaleler de olabilir. Zaten günümüzde bu küçük dokunuşları yapmayan, bırakın biz ünlüleri, sıradan insanlar bile artık çok az gibi. Bayanlar daha çok yaptırıyor, fanlar mesela özellikle. Benzeyebilmek için ünlüleri. Onu bilmiyorum. Gerçi benim programımda da gelen doktorlar var. Onlar da söylüyor. Yani sizin resminizde gelenler de var. İşte burnum böyle olsun öyle. Benim burnum doğal aslında zaten. O yüzden hani insan istediği zaman istediği yerini yaptırabilir. Benim için öyle kıstaslar yok hayatımda. Yani böyle keskin değil hayatım benim. Uzun yıllardan beri daha şeyim, esneyim. Köşelerim yok yani. Tatildeydik. Çok güzel bir tatil yaptınız. Evet. Güzel de paylaşımlar geldi. Evet. Nedir ilişki durumu? Nereye doğru gider? Yani ilişkiyle ilgili şöyle bir şey söyleyeyim. Çok güzel bir şey gidiyor. Çok da güzel gidiyor. Çok da fazla konuşmak istemiyorum. Ama benim en büyük hayalimdi balonla uçmak. Onu beraber gerçekleştirdiğimiz için de çok mutluyum. Çok keyifli bir 2-3 gün geçirdik. Dinlendik, geldik. Yani son olarak böyle hani Mehmet Yener evlilik kapıları ne durumda? Kapalı mıdır, açık mıdır? Yani hiç onunla ilgili bir şey söyleyemem, bilmiyorum. Böyle güzel, mutluyuz. Bir farkı yok. Gönülden bağ olunca onun bir farkı olmuyor. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun, iyi akşamlar.